Kent merkezindeki mevcut ulaşım sisteminin yenilenmesi, ihtiyaca cevap verecek sistem geliştirilmesi konusunda çalışmalarını neticelendiren Toplu Ulaşım Komisyonu, 2012 yılında hayata geçecek olan toplu ulaşımda dönüşüm sistemi ile ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında toplandı. Toplantıda ulaşım araçlarının yenilenmesi, güzergahların belirlenmesi, araçların ve sürücülerin kalabileceği yeni depolama yerlerinin yapılması, altyapı çalışmaları, yeni durak ve ceplerin yapılması konuları görüşüldü. Manisa Belediyesi Encümen Salonu'ndaki toplantıya Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil, Belediye Meclis Üyeleri Ali Aktaş, Engin Sinaner, Manisa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mümin Deniz, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda bir açıklama yapan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli, toplu ulaşımda dönüşümle ilgili önemli bir adım attıklarını belirterek, bu dönüşüm projesinde eksiklerimizi tamamlayarak en geç yeni yılın başında çalışmaya başlayacağız. Hem Manisa için, hem belediyemiz için, hem şoförler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hem belediyemizin hem bizim yüzümüzü kara çıkarmasın. Manisa için faydalı işler yapalım dedi. Dönüşüm projesinde Sayın Belediye Başkanımızdan eksiklerimizi tamamlayarak en geç yeni yılın başında bu işe başlamış olacağız. Hem Manisa için, hem belediyemiz için, hem şoför esnafı için hayırlara vesile olmasın. Toplantı sonunda toplantıdan çıkan kararlarla ilgili kamuoyuna bilgiler veren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nden toplu ulaşım araç sürücülerinin talepleri değerlendirilmiş olup, ulaşım araçlarının yenilenmesi, güzergahların belirlenmesi, araçların ve sürücülerin kalabileceği yeni depolama yerlerinin yapılması, altyapı çalışmaları, yeni durak ve ceplerin yapılması konularını görüştük. Saydığımız tüm bu çalışmalar belediyemizce yapılacağından kurulan ulaşım kooperatifinden 2012 için %1, 2013 için %1, 2014 için %2, ve 2015 için de %2 toplam hasılat üzerinden katılım payı alınması konusunda mutabakata varıldı diye konuştu. Toplu ulaşımda dönüşüm kararının Manisalılardan gelen yoğun talep ve şikayetler noktasında alındığını hatırlatan Başkan Ergün, bu konu Manisa'nın en büyük sorunlarından biriydi. Yıllarca bu konuyla ilgili birçok proje ortaya atılmış ancak çeşitli nedenlerle bir türlü hayata geçirilememiş. Bunlara da saygı duyuyoruz. Biz bu sorunu kimseyi üzmeden ve herkesi memnun edecek şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Yeni araçların geleceğini öngördüğümüz 2012 yılının Eylül-Ekim aylarına kadar yeni güzergahlarda mevcut araçlar hizmet verecek. Kent kart sistemi bir süre mevcut araçlarda denenecek. Manisa'mız için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Şimdi arkadaşlar derler bir iki ay biz kent kartı takacağız birbirine itibariyle nasipse. Uygulamada vatandaşın öncelikle kent kartı alışımında